bizi bırak da artık evimize girelim. Hadi. Son bir şey daha. Lidya'nın babasının gözüne girdiğim gibi. Girdim değil mi? Oğulcan, o kadar çok konuştun ki zaten adamın seni fark etmemesine imkanı yoktu. Ya hadi tamam, kendini övdün, pohpohladın, tamam. Da giderken, Yamancığım, ne zaman bir daha görüşürüz, arayı soğutmayalım demek ne demek? Daha yeni tanıştın oğlum adamla. Evet Oğulcan, o çok saçmaydı. Oğlum bunların hepsi taktik, sinerji. Aramızda bir yakınlık kurma... Bu arada Lidya gözlerini benden alamadı, fark ettiniz değil mi? Yemek yerken böyle kalıyordu, bana bakıyordu. Hayır, fark etmedik çünkü öyle bir şey yaşanmadı. Kız Ömer'le ilgileniyor Oğulcan. Harbi mi lan? Aynı kıza mı aşık olduk? Ya yok be oğlum, ne aşkı? Benim zaten başımda bir bela var, yeter bana o. Bak sana bir şey diyeyim mi? O çok güzel bir bela. O dünyanın en tatlı belası. Sen orada kal, tamam mı? Barışsanız mı? Gibi bir şeyler oldu. Hani ben bir ara bir dışarı çıktım ya. O sıra Süsen geldi, öyle bir konuştuk. Orada olduğumuzu nereden biliyormuş ya? Arkadaş hikaye attı ya. He. Lidya'dan kıskanmış beni. Evi bastı hanımefendi. İyi ki basmış ya. Vallahi iyi ki basmasa mı? Siz zaten barışırdınız. Bir yüzü asık. Berk'le ilgili mi? Hı. Siz içeri geçin de biz bir kız kızı konuşalım onunla ya. Tamam, biz içeri. Keşke Tolga olsaydı ya. Keşke. Bunun nasihati iyidir. Halbuki? Nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Senin neyin var onu söyle. Hava almaya çıktım öyle. Berk'le aranız bozuk mu hala? Ayrıldık. Ayrıldınız mı? Niye? Bildiğin şeyler. Ya biliyorum ama anlayamıyorum. Çok saçma. Git söyle kardeş olduklarını diyorum. Hayır Asiye, söyleyemem. Başka şeyler var diyorsun. Ne olabilir yani? Ne saklıyorsun Berk'ten? Ayla teyze çok kötü bir şey yapmış. Annem de dahil olmuş. Ne yapmışlar? Söyleyemem, ne olur sorma. Tamam ama senin bir ilgin var mı? Yani hani ben bilmeden konuşuyorum. Bir alakan var mı olayla? O zaman? Ama ben Berk'e bir şey açıklayamıyorum. Hiçbir şey açıklayamıyorum. Neden kaçtığımı açıklayamıyorum. Niye sustuğumu açıklayamıyorum. Neden salak gibi yüzüne baka kaldığımı açıklayamıyorum. Ayrılmak istiyorum sanmış. Nasıl ayrılmak isteyeyim ben ondan? Ben onu çok seviyorum. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapayım? Sıkışıp kaldım, ben ne yapacağım? Keşke hiç bilmeseydim. Aşkım benim ya. Hiç bilmeseydim küçüğüm. Bitirdin mi ödevleri abicim? Bitirdim abi. Abla, öğretmenimiz pastel boya ve resim defteri istedi. Alabilir miyiz? Alırız. Ömer, bir de eve yiyecek bir şeyler de almamız gerekiyor. Berk'e fotokopi parası vereceğiz. Berk'in parasını verdim, hallettim ben onu. Bir de ders verdiğim öğrencilerden biri de para verecek. Yani çok bir şey değil de bir iki bir şey alırız. İyi bari. Kim bu saatte? Hayırdır İlmiye abla? Hayırdır, hayır. Bir oturayım da anlatayım. Asiye, bir iş var eğer düşünürsen. Ne işi? Ben hasta yaşlı bir kadına bakıyorum. Ama nasıl diyeyim, ne dediğini hatırlamıyor bazen. Bazen beni tanıyor, bazen de tanımıyor. Kafası biraz gidik. Ya paramı da kızı veriyor. Evin temizliğini yapıyorum, yemeğini yapıyorum. Yengem söylemişti. İşte o. Ben her şeye yetişemiyorum Asiye. Yani bana acil bir yardımcı lazım. Babam da hasta biliyorsunuz. İşte ona zaman ayıramıyorum. Yani ben gündüzleri giderim, sen de okuldan gelince uğrarsın eğer kabul edersen. Kabul ederim de ne yapacağım? Yemek falan mı yapacağım? Yok yok, ben her şeyi hazır ederim. Yemeğini de yaparım. Sen sadece karnını doyurur yatırırsın. Sonra ister dersini çalış, istersen televizyon seyret. Ne yaparsan yap. Sen bilirsin Asiye.
aldığımız parayı da bölüşürüz. Ayda 5.000 lira geçer eline. Tamam, çalışırım ben. Tamam o zaman, yarın gelirsin. Hadi ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Ay iyi oldu ya, vallahi hızlı gibi yetişti kadın. Hadi hayırlı olsun o zaman. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Orhan abi, yenge. Şengül. Ne arıyorsun? Ne arayayım, oturuyorum işte. Hayırdır, sen niye gelmişsin? Şey mi oldu? Ne oldu? Parklar bitti, mahalle kahvelerine mi dadandın? Ne yapaydım Şengül? Evde huzurum mu kaldı? Hadi hadi kalk, tüneme artık şu sandalyelerin tepelerine Orhan. Ananı yedirdim, içirdim, uyuttum, asayiş barkamal. Vallahi mi diyorsun? Uyudu mu? Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. İyi tamam, gidelim o zaman. Zaten o kadının yüzünden dizimi de kaçırdım. Veysel! Oğlum kaç para? Ey Allah'ım, yok oğlan. Sen hangi diziyi izliyorsun? Ya var ya işte, bir kadın çocuklarını kaybetmiş, onu arıyor. Televizyonda gördüm öyle, takıldım yani, hoşuma gitti. Ay Orhan, senin hayatın dizi yapmışlar canım be. Bak, lafa bak. Ya lafı döndürüyorsun, dolandırıyorsun, bana getiriyorsun ya. Vallahi acayip gıcık oluyorum şu huyuna. O kadın bizi bıraktı gitti. Biz kaybolmadık. Arada büyük fark var. Kurban oldum. Ya baban sizi kadından soğutmak için uydurduysa bunları? Ha? Ya seni kadını ezikleyip duruyorsun, yazık, günahtır ya. Ya bırak Allah'ını seversen Şengül ya. Ben 40 yaşıma geldim. Bu saate kadar neredeymiş? Ya bak, beni kötü kötü konuşturup şurada bağırtırma. Allah'ını seversen kalbini kıracağım ha. Hadi kalk, yürü gidelim. Nerede bu olan ya? Veysel, oğlum bırakıyor mu buraya parayı? İki çay. Senin dizinin tekrarı olursa izleriz değil mi? Ben seninle dizi falan izlemem Şengül. Bır bır konuşuyorum, benim bütün konsantremi dağıtıyorum sen. Oh, really? O ne kız? Anam, esnaf mı diyorsun? İngilizce ve Olcan'dan öğreniyorum. Belli kimden öğrendin. Benden niye kaçıyorsun? Aybike, bunun cevabını vereceksin sadece bana. Ya yok diyorum, yok, yok. Yok, bir şey yok. Şunu sorup durmasan artık yeter. Var! Aybike, bir şey var. Ama ben bilmiyorum. Ya ne var, ne olur söyle bana ya. Ne olduğunu söyle bana Aybike, hadi. Bak, ya bana neler olduğunu söylersin ya da biz ayrılırız. Kızım, sen o odada nasıl uyuyorsun ya? Bu nasıl bir horlamak? Uyuyor mu? Uyumuyor. Adeta yaşıyor. Neyse, benim şimdi uyumam lazım. Oh. Rüyamda bir peri kızıyla randevum var da, Lidya'mı göreceğim. Ay Aybişim ya, bugün yemekte öyle bir bakıyordu ki bana. Vallahi bir bana baktı, tekrar bana baktı. Çok tatlıydı. Hemen ertesi gün olsun da. Ah, Lidya'mı göreyim tekrardan. Aybiş. Kızım duymuyor mu beni? Senin tam olarak burada bana laf sokman gerekiyordu. Kızım madem bu kadar seviyorsun, git barış. Tut anne seni. Ya, trip mirip yaptım da salla işte. Dur bir dakika ya. Yoksa o mu bir şey yaptı sana? O mu üzdü seni? Hayır. O bir şey yapmadı, ben yaptım. Benim yüzümden oldu. O yüzden bir şey yapma lütfen, karışma tamam mı? Tamam karışmayayım da, bilmece gibi konuşma sen de, söyle. Olcan tamam, üstüme gelme lütfen. Üzgünüm zaten. Konuşmak istemiyorum. Tamam üzgünsün, görüyorum da. Bir de sen üzülünce benim çok canım sıkılıyor, biliyor musun? Neden? Çünkü seni çok seviyorum ben. Çok. Üzülme sen. Ben de seni çok seviyorum. Hadi git tamam artık. Acelen mi var? Evet var. Lidya'mı göreceğim dedim. Hadi.
sanır yarabbim. Ömer ne demişti? Devamlı aynı kelimeyi tekrarlarsan yürürsün. Lidya. Lidya. Tolga. Tolga çık hadi. Şakanın sırası değil. Çık. Evet, yeni bir gün hazır mıyız Eren familyası? Değiliz Olcan. Ha doğru ya, Big Mother'ım gidiyor değil mi? Amcam da erkenden kalkmış, bilet falan almış. Hiç amcamlık hareketler değil ha. Gerçekten sevmiyor annesini galiba. Vallahi sevmiyor, yalan yok. Ben şimdi sabah uyandım mesela, buzdolabını açtım. Aa bak börekler çürüyor. Ben şimdi bunları göremeyecek miyim, yiyemeyecek miyim? Olcan, gerçekten sadece buna üzülüyor olamazsın. Ya yok kızım, tabii ki buna üzülmüyorum da... Ya ne bileyim, yıllar sonra ben Big Mother'ımı bulmuşum. Böyle daha gıdısından sevmeden gidiyor. Günaydın. 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 Öküz. İyi misin? Yüzüme bile bakmadı ya. Böyle mi olacak yani artık? Benim sisterimi üzenin, ben güzelce yüzüne bakarım dur. Hayır, hayır. Olcan, benim yüzümden oldu diyorum. Benim yüzümden ne olur, o bir şey yapmadı. Sen de karışma lütfen. Tamam. Hadi gidelim. Siz gidin, ben bir geliyorum. Önceden yanıma gelirdin. Anlamadım. Önceden beni beklerdin, günaydın deyip yanıma gelirdin. Ne oldu, bıraktık mı bu işleri? Hayır yani derim. Derim yani, sen istiyorsan derim. Ben sadece senin ne tepki vereceğini pek bilemedim de. Yani evet, dün sarıldık ama ben ağlıyorum diye mi sarıldın, yoksa ne bileyim barıştık mı? Pek anlamadım da. Barıştık, barıştık. Barıştık mı? Barıştık. Of ya, ben çok mutlu oldum. Asla sana yalan söylemeyeceğim, tamam mı? Hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim, asla saçmalamayacağım. Bunu kutlayalım. Kutlayalım sevgilim bunu. Ne yapalım şimdi şey? Kek alalım, kantine inelim. Kahve ısmarlayayım sana. Şekersiz, ben de çay içerim. Ay yok, sana çay. Neyse işte yaparız bir şeyler. Ama bir şeyler de yiyelim çünkü ben... Üzüntüden hiçbir şey yemedim günlerdir. Çok açım, bir anda çok acıktım. Bir sakin ol, tamam mı? Sakin ol, benim kütüphanede ufak bir işim var. Sen de önce git kantine, güzel bir yemek ye, sonra kutlayalım. Anlaştık? Tamam. Ben kantine geleceğim. Gel. Kusura bakma ya, görmedim seni. Sorun değil. Dur dur, ben toplayayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Keşke canım acıdı filan deseydin. Anlamadım. Yani canın acımış gibi yapsaydın. Belki o zaman ilgilenirdi seninle. Yasmin çocuğa nasıl baktığını gördün. Heyecandan bayılacaktın neredeyse. Çaktırdın mı? Hı hı. Yani evet. Beğendim. Mahir'i. Hoş çocuk. Sen baktın mı peki? Benim arkamdan baktın mı? Bence sana ilgi duymuyor. Ya. Çünkü seni daha fark etmedi. Fark etmesi için bir şeyler yapman gerekiyor. Tamam da ne yapabilirim ki? Çocuk sürekli okulda yalnız takılıyor. Evet doğru söylüyorsun. Hiç tipim de değil zaten. Orayı anladık biz. Yani senin tipin olmadığını anladık. Sınıfça anladık. Ömer senin tipin. Evet ama az önce sarmaş dolaştılardı. Barıştılar galiba. Barışmışlar mı? Ne ara ya? Dün gece mi barıştılar acaba?
Dün gece ne alaka? Süsen senin ev adresini istedi de benden dün. Kıskandı herhalde. Sen ciddi misin? Selam. Sen mükemmel bir detaysın ya. Dün gece evimi mi bastın gerçekten? Sen mi söyledin? Ya biz normal sohbet ediyorduk. Başka konularla ilgili. Bambaşka konularla ilgili konuşuyorduk aslında ama... konu size geldi. Yani Ömer'le sana. Bize geldi bir anda konu. Sebep? Ah, pardon, ben gerçi sebebi çok iyi biliyorum. Neymiş sebep? Sen Ömer'den hoşlanıyorsun değil mi? İnan canım benim, seni hiç üzmek istemem ama biz sevgilimle barıştık. Aramızdaki bütün problemleri de çözdük. Yani bu saatten sonra sen anca avucunu yalarsın. Bu nasıl bir üslup ya? Gerçekten çok basitsin, biliyor musun? Aynen. Bu durumda haksız mıyım kardeşim ha? Hadi sen söyle. Koy elini vicdanına, öyle söyle. Haksız mıyım? Sen de bir şey desene be Mahir. Niye susuyorsun? Ne diyeyim bilemedim ki. Yani bence haklısın tabii de... ben de okulda yeniyim sonuçta. Sizi de pek tanımıyorum. Ben de bu yüzden anlatıyorum ya sana zaten. Beni dahi bir keyi de fazla tanımıyorsun sonuçta. Konuya dışarıdan bakabilirsin. Tarafsızsın yani. Evet ama sadece senin tarafını dinledim şimdi. Ne söylesem yalan olur herhalde. Anlattım ya oğlum ben sana. Çok mu karışık oldu? Baştan mı anlatayım? Ha, yok, yok. Anladım canım. Sen de anlat da bir şeyler, ben de anlayayım be Mahir'im. Hadi konuş. Söyle bir şeyler. Ha? Anladım, sen de sus. Berk. Ya bir kitap varmış, kaynak kitabı galiba. Aybüke edebiyat dersi için onu istiyor. Yani kütüphanede bulamamış galiba. Bak, 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 bak. Görüyorsun değil mi Mahir? Bu kız benimle dalga mı geçiyor ya? Ha? Kendi niye gelip almıyormuş? Ben onun düşmanı mıyım? Kitap almak için seni göndermek ne Asiye? Çocuk çocuk hareketler, al. Buyur. Ver bu kitabı ona. Tepe tepe kullansın, güzelce de çalışsın, tamam mı? Berk. Sakin ol abi, boş ver ya. Ya ben zaten boş vermişim be Mahir. Neyse, sonra konuşuruz, yine darlarım ben seni. Tabii, konuşuruz. Selam. Selam. Ya tarih notlarını istemeye geldim Berk'ten. Bir başladı konuşmaya, durmadı ya. Bir saattir Aybike dinliyorum, biliyor musun? Vallahi. Üzülüyorum da çocuğun haline. Yardımcı da olmak istiyorum ama anlattığından yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Evet, onların durumu biraz karmaşık. Belli. Yalnız çok seviyor ya kızı. Bıraksam herhalde sabaha kadar anlatacaktı. Aybike de onu çok seviyor. Niye ayrıldılar ki o zaman? Bilmiyorum. Hani biliyorum da... yarım yamalak. Aybüke pek anlatmak istemiyor. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Elektrikler mi gitti? Nasıl? Bugün bunu giymeyi düşünüyorum. Lan oğlum saçma sapan iş yapma, sakın giyme onu bak. Hiçbir şeye de benzemiyor zaten. Kapa çeneni. Ömer'im sen ne diyorsun? Eski eşya olmana dönecekten diye sen niye bunu getirdin oğlum? Bir de ben sana bunu giydirmem. Oğlum o kadar boya badana yaptık. O kadar yaptık, para kazandık. Bak Asiye ile Aybike'ye niye vermedim? Dedim ki, bir düşündüm. Oğulcan dedim, sen niye giymiyorsun? Sana bunu giydirmem. Sebep ne? Laf söz olur. Hoşuma gitti, tamam. Giy canım sen onu. Giy. Hadi git şimdi giy bunu. Lan oğlum sen ne eziksin. Kusacağım. Şimdi buraya kusacağım bundan. Kus da. Bu eşofmandan bir oğulcan da var. Bir de annen de. Kim? Annen.
Lan oğlum ben seni 3-5 gündür dövmüyorum diye özledin mi sen beni? Sen beni ne zaman dövdün lan? Öyle mi? Sırrı var hep. Hop! Lan geri bas! Geri bas! Bırak şunu. Bırak. Onu çok para verdim. Bak kaç kere dedim. Benim en büyük kuralım. Burada soyunma odasında kavga yok. Biz bunu nerede dövmemiştik? Basketbol sahası. Orada hiç dövmedik. Gelsin ben seni. Oh, tamam, tamam. Sarp, hadi. Oğulcan sen de abi. Tamam abiciğim. Ben giymiyorum zaten, küstüm. Al analı oğlu ikiz gibi giyini. Yürü lan. Görüyorsun değil mi şaklabanları? Görüyorsun değil mi? Bak benim kavga etmek gibi bir niyetim yok. Ama bazen bunlar sınırı aşıyorlar, ben dayanamıyorum. Sarp, bak birbirimizi çok iyi tanımıyoruz ama okulda seninle alakalı pek de iyi şeyler duymuyorum. Ayrıca daha demin de ilk sataşan sendin. Anlaşıldı. Seni de yanlarına aldılar ha. O zaman Varoşlar Ligi'ne hoş geldin kardeşim. Başarılar. Oğlum, senin derdin ne? Hı? Sen insanlara sataşmadan, arıza çıkarmadan yapamıyor musun? Hı? Keyif mi alıyorsun sen bundan? Buyurun canım, siz kimsiniz? Avukatı mısınız? Tolga, sen karışma abi. Tamam, karışmayayım. Ama hani az önce bahsetmiştin ya, bir tane sınır çizgisi var diyordun. Ben o sınır çizgisinin tam üstünde duruyorum, haberin olsun. Tamam? Aa, haber verdin iyi oldu bak. Dikkat edeyim ben bundan sonra. Sen gerizekalısın. Lan oğlum bak senin boğazın. Kanka boş ver. Aynen kankası, tut sen onu. Siz böyle el ele dolaşın. Var ya, hiçbiriniz 5 para etmezsiniz. Lan adama bak ya. Herif geldi, sinirimizi bozdu, ağzına geleni bize söyledi, defoldu gitti. Ama bak harbiden takdir ediyorum ben bunu ha. Yani istesek burnunu kırıp eline vereceğiz ama hala gelip bize sataşıyor. Sosyopat çünkü. Anca bir sosyopat böyle davranır. Diyorsun. Sosyopat mosyopat. Sen bayağı atamanlı oldun ha. Ya şimdi burada ne oldu, sen anladın mı hiçbir şey? Oğulcan'la hoşlanıyor. Sen de kıskandırmaya çalıştı işte. Ya iyi de ben bu konuda çok kötü bir seçimim ya. Aynen bence de. Sen kötü bir şey söyledin sanki. Yok hayır ya, kötü bir şey söylemedim. Hani bu tarz şeylerden pek anlamazsın sanırım diye düşündüm. Aynen. Ya sürekli de beni buluyorlar, anlamıyorum ki. Sabah da Berk bir sürü şey anlattı Aybike ile alakalı. Hiçbir şey anlamadım. Ya temiz yüzlü bir çocuksun ya, o yüzdendir belki. Ders başlıyor hadi. Gelin. Kusura bakmayın hocam. Önemli değil, ben de erken geldim zaten. Geçin yerinize. Herkes bana bir baksın şimdi. Berk nerede? Nöbetçi hocam o. İyi o zaman, iletirsiniz arkadaşınızla. Hocam neyi iletelim? Şimdi göreceksin neyi ileteceğimizi. Bunları dağıtıver. Bu soruların hepsini çözüyorsunuz. İkili, üçlü gruplar halinde çalışabilirsiniz. Haftaya bu soruların benzerlerinden sınav yapacağım. Hocam o süreyi biraz daha mı acaba uzatsak? Bir hafta var oğlum işte. Peki. Ömer yardım eder sana. Ben hallederim hocam. Aa, Ömer'in matematiği mi hocam? İyi. De sana ne bunda? Sana sorun olmadı Süsen, boş yapma. Bundan sonra bana soracaksın. Aklında bulunsun. Hadi canım, çok korktum, anlatamam. Ben sana anlatırım. Anlat. Kızlar kavga ediyor. Lidyama yüklenmeseler bari. Ne oluyor orada? Bir şey yok sevgilim. Bir de ne kadar tatlı gözüküyorsun. Arkası dönük ya herhalde, o yüzden. Şey olmadı denk geldi. Bu kız da bana taktı kafayı. Bir de bu çıktı başıma. Matematiğin kötüyse Ömer ders veriyor aslında.
Gerçi benim pek işime yaramadı ama. O çok Ömer'lik değil gibi ya. Daha çok senin sorunun gibi Yasmin ama. Bir şey mi ima ediyorsun? İma etmiyor. Az önce direkt söyledi kafasız olduğumu. Kes. Yasmin. Hocam ben bir şey yapmıyorum. Onlar sataşıyor. Mahir, senin matematik iyi gibi sanki ha. Ne diyorsun? Sen rahat ol, beraber çalışırız ya. İyi tamam, ben kasmıyorum o zaman. Oğlum, şimdi çöz, yapamadıklarına bakarız sonra. Hadi. İyi mi gerçekten? İyi. Ben sana matematik çalıştırırım canım, dön önüne. Ya sen ders mi çalıştıracaksın? Tembel teneke. Senin dayak saati yine geldi, bücürük. E yeter çocuklar. Benim de kafamı karıştırdınız ya. Herkes aldı mı soruları? Aldık hocam. Tamam o zaman, derse geçiyoruz. Hadi çıkarın kitaplarınızı. Ya diyorum ki acaba sen de mi bizimle matematik çalışsın? Ha yok, ben özel ders alacağım. Gidi ya. Bak farkındayım, sen bu özel ders mevzusuna bayağı bir takıldın. İnat da ediyorsun. Ama ay, bence yanlış yapıyorsun. Yok yok, hiç öyle sandığın gibi bir şey yok. Aa, bu arada babam aradı, dedi ki ben bu çocuğu göremiyorum. Nerede dedi. Ben de dedim o sana ulaşır, sen ona bir gözük. Tamam bak, haberin olsun, sonra benim başım netini yiyor. Bence sen ışık hızıyla konuyu değiştirme. Ben senin için söylüyorum. Üzülmeni istemiyorum diye. Tamam canım, sorun yok. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kime anlatıyorum ki? Tolga. Bak buradaki sorular iyi bayağı. Çalışırken işimize yarar. İyi, süper o zaman. Alalım bunu da. Gidelim hadi. Tolga. Bir şey soracağım ya. Ben de sizinle çalışabilir miyim? Yani olur. Çok güzel olur. Hatta benim için de. Ben de ona bağlayayım. Mahir'e. Yani matematik profesörümüz orada. Benim açımdan bir problem yok. Olur. Da ben telefonu sınıfta unutmuşum ya Tolga. Bakıp geliyorum, sen git. Teşekkürler. E tamam o zaman, sizden haber bekliyorum. Saat kaçta nerede buluşacağımızı yazarsın sen bana. Olur. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne bakıyorsun lan? Sen nasıl bir adamsın ya? Kaptın mı randevuyu? Ne randevusu oğlum ya? Böyle yalanın oturacağız, ders çalışacağız. Randevu falan yok yani. Ben de yedim. Neyse sen o derse giderken üstüne başına çeki düzen ver. Bir de saçına böyle limon sür. Saçları da kaldır eskisi gibi. Güzel olur. Hı. Aynı senin o geçenki halin gibi olur. Limon ne oğlum ya? Hem ayrıca ben sana şunu söyleyeyim. Bu kız baya baya beni arkadaşı olarak görüyor. Bence sen de beni hiç yükseltme. Yükselmeyelim yani. Oğlum yükselmemize gerek yok. Zaten yükselen var. Ayrıca mesela şöyle bir şey de var. Benle niye çalışmıyor da seninle çalışıyor? Hiç bir düşündün mü? Acaba sen matematikten hiçbir halt anlamadığın için olabilir mi kardeşim? Konumuzla ne alakası var ya? İyi tamam, öyle mal mal bak. Al. Lan tamam, ne diyorsan yapacağım. Triplenme. Bilseydim plan yapardık bugün. Barıştık ve hala plan yapabiliriz. Tamam da ben barışacağımızı bilmiyordum ki. Ha, ekildim. Sevgilim, ekilmedin tabii ki de. Ya ama yemeklerimi yapan Emine abla var ya. O gelmiş, kapıda kalmış, anahtarı yok. Ha, o zaman bekletme kadını. Ayıptır ya. Git sen, git. Ama yarın plan yapacağız. Söz mü? Söz. Söz, tamam söz. Tamam, görüşürüz. Şşt, bu taraf. Salak. Ömer, ya bana kesinlikle ders vermen gerekiyor. Çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Matematikten de nefret ediyorum. Matematik sevilmez mi ya? Sevilir mi? Ciddi misin? Ya mantığını anlayınca seviliyor. Ama ben öğrencinin tembelini sevmem ha.
Tamam, işte benim aradığım da bu zaten. Mükemmel bir öğretmen. Ama şöyle, söz veriyorum, bak sana çok çalışacağım. Hiç kaytarmayacağım. Gurur duyacaksın benimle, söz veriyorum. Bakacağız. Bugün müsaitsen başlayalım o zaman. Müsaitim, başlayalım. Tamam, bildiğim çok güzel bir kafe var. Oraya gidelim, olur mu? Olur. Sen bana numaranı yaz. Oradan haberleşelim. Al bakalım. Tamam, geliyorum işte. Fotokopi çektirdim. Al. Ben koş, ne bileyim. Aa, dur 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 sevgilim dur. Dur bak bende ne var. Berk, aha. Tatam. Nasıl yani, sen şemsiye mi taşıyorsun? Hoppa. Evet taşıyorum. Fransa'ya gittiğimde almıştım. Ama ilk defa şu an seninle kullanıyorum ha. Yani daha da bir değerlendi benim için. Çok da romantik oldu bu arada. Romantik olmadı, öyle şeyler söyleme. Bence daha çok korkunç oldu. Aa, niye ne diyorsun şimdi? Bence bak şu an... Herhangi biri bizim böyle bir fotoğrafımızı çekse, çok net bir aşk filminin kapağı oluruz yani. Ben tamam, sevmiyorum şöyle şeyler artık. Ne demem gerekiyor bunu anlaman için? Biliyorum sevgilim, gayet iyi biliyorum. O yüzden şöyle yapalım. Ben şimdi burada böyle seni seviyorum diye bir bağırayım da... ...bugünlük romantizm defteri kapansın benim için. Son olacaksa? Tut bakalım sen şunu, tut. Sonra tut şunu da, tut şunu da. Dur ama ıslanacağım ama. Dur. Hayır, dur Aybike sen. Tamam hadi hızlı ol hadi. Seni seviyorum. Tamam. Seni seviyorum Berk, be. Berk, tamam tamam. Ben de. Sen de bağır o zaman. Tamam işte diyorum, seviyorum. Duymuyorum sevgilim. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam ben de seviyorum. Of, gidiyorum, geleceğim mi? Seni seviyorum Aybike. Ataman Koleji. Tamam, ben bu kızı Aybike Eren'i tamam. Çok seviyorum. Ben gidiyorum. Hadi. Seviyorum. Hadi. Tamam, hadi gel. Gel buraya. Seni seviyorum ben. Seni seviyorum Aybike. Ben de seni çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum. Yasmin? Nereye gidiyorsun sen? Ders açmaya gidiyorum Tolga ile Mahir'e. Şey var ya, sınav, matematik sınavı. Sen ciddiydin. Senin ne işin var o insanlarla? Ya abi, benim hiç arkadaşım olmayacak mı? Herkese bir problemin var. Sürekli dışlanıyoruz. Ya ben artık istemiyorum. Ben gerçekten artık yalnız takılmak istemiyorum. Karışma bana artık ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika.
Yeni çocuk mu? Tolga mı? Hangisinden hoşlanıyorsun? Ne? Ne? Hangisinden hoşlanıyorsun sen? Ay yok öyle bir şey. Canım, bana isim ver. Tolga mı, Mahir mi? Yoksa takılmazsın sen onlarla. Ya of, neden hep böylesin ya sen? Nereden anladın? Yeni çocuk, Mahir. Yeni çocuk, Mahir. Canım, o çoktan onların trenine bindi. Trende yani. İnce ince işlemişlerdir çocuğu bize karşı. Yani? Yani artık o da düşman. Düşman safında. Abi sen gerçekten kafayı yedin biliyorsun değil mi? Düşman safı ne Allah aşkına? Savaşta mıyız biz? Tamam, ben bir gideyim anneme senin bakayım o bu konu hakkında ne düşünüyor? Bir dakika, bir dakika ya. Hayır. Abi söyleyemezsin anneme. Söylemeyeceksin değil mi? Bak abi, eğer ki söylersen yemin ediyorum anneme ne söylerim biliyor musun? Arabayı çizin söylerim. Trafik cezaların da var. Arabayı alıp arkadaşlarına tamam bacak edecek. Tamam be, tamam. İspiyoncuya bak sen. Tamam ya, kardeşiz biz. Aa, bazı şeyler de aramızda değil mi? Hı? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Öpüyorum seni. Gidiyorum ben. Çok geç kalmam zaten de. Gelirim. Gençlik işte. Yeni çocuk Mahir. Kusura bakma ya, acil bir işim çıktı, geciktim biraz. Yok asıl sen kusura bakma ya, buraya kadar geldin, zahmet ettin. Yok yok, hiç problem değil gerçekten. Kitabım. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman yarın okulda görüşürüz. Sefa oğlum, nereye gidiyorsun? Meryem teyzeciğim. O Sefa değil, oğlun değil, benim sınıf arkadaşım. Süt aldın mı yavrum? Süt yok, almadım. Hadi gel eve. Acıkmışsındır sen. Biz de şimdi tam yemek yiyorduk değil mi kızım? Nasıl? Gel annesinin güzel çocuğu, gel. Gel. Bak fasulyeyle pilav var. Çocuk yapmış mıydın kızım? Yok yapmadım Meryem teyzeciğim ama yersen hemen yapayım. Yok yok kalsın, biz oğlumla yemek yiyeceğiz. Ne yapayım ben? Otur otur ya, ben sabahtan beri yemek yedirmeye çalışıyorum. Seni görünce iştah açıldı. Sen de gel otur kızım. Sen yer misin? Yok ya sağ ol, ben aç değilim. Aa, olur mu öyle şey? Yiyeceksin anneciğim. Kızım oğluma yemek koyar mısın? Ya, beni oğlum zannediyor hakikaten. Galiba. Da zaten ben yemekten sonra ilaçlarını içirecektim. İyi oldu. Ben o ilaçları içmem. İstemiyorum. Aa, ama olur mu öyle şey ya? Hatırım için lütfen. İlaçların önemli biliyorsun. Peki yavrum. Seni kırar mıyım ben hiç? Bak ilaçları da hallettik. Var mı başka zorlandığın bir şey? Yok, yemeğin yesin, ilaçlarını içsin yeter. Ya siz bir şey yemiyorsunuz. Ben de yemiyorum o zaman. Yok yok, yeriz. Ya kim diyor yemiyoruz diye. Ben açım zaten. Asiye, bana da biraz pilav koyabilir misin? Koyayım ben hemen. Ay açmış benim oğlum. Beraber yeriz şimdi, sen ye. Çok güzel olmuş. Çok güzel yapıyor Şule. Bundan sonra hep beraber yiyeceğiz değil mi yavrum benim? X kare 169. Burada bir tane artı da 48 vardı. Attık diğer tarafa. 169 eksi 48. 121. Şimdi ikisinin de kare kökünü alıyoruz. Tık 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 tık.
Kaldı bize 11 cevap C. Kolaymış değil mi? Vay, sen böyle anlatınca anladım gerçekten. Sen bayağı iyisin yalnız. Ya mütevazı olamayacağım. İyiyim. Bununla iyiyim. Yapacak bir şey yok yani. Tamam o zaman bir de ben çözeyim bakayım. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ne içersiniz? Demli bir çay lütfen. Lütfen. Peki efendim. Çay ne alaka? Niye? Allah'ım da ben çay içemez miyim? Ne bileyim, sende böyle bir latteci, kapuçinocu tipi var da ondan şey ettim. Tikisin diyorsun yani. Biz daha köklerimizden kopmadık Ömer Bey. Lütfen kendimize gelelim, olur mu? Sen bana racon mu kestin şimdi? Keserim. Demli çay içmeyen bizden değildir. Babaannem alıştırdı beni çaya. Küçükken çay böyle içilir diye önüme koyardı demli çayı. Sen de içince tabii kendini büyük hissediyordun falan filan. Aynen öyle. Sen niye çaycısın peki? Bilmem ben. Seviyorum. Bir de ucuz. Param ona yetiyor. Ne yapayım? Çok haklı bir sebep bu arada. O zaman anladıysan diğer soruya geçiyorum ben. Tamam, geç anladım. Da böyle sanki konuşup dersen kaynatıyormuşum gibi davranmazsan bir de. Ama sende potansiyel var, gevezesin biraz. Sağ ol ya. Bak bu daire. Buradan artıda olanı diğer tarafa atıyoruz. Burada artı 25 vardı, 50'ni diğer tarafa attık, tık. 50-25 tık tık, etti sana 25 yine. Evet, muzu sütümüz, kekimiz. Gıcırığım benim. Sen ne zaman istersen beni ara, gel beni al de, ben seni alırım, tamam mı? Sonra biz seninle böyle otururuz, birlikte kek yaparız. Otur birlikte yeriz, olur mu? Olur. Oh, afiyet olsun. Teşekkür ederim Tolgay Bey. Evet, çaylar da hazır. Tolga, bu ne? Ya şu kek yaptım. Sevmiyor musun yoksa? Nasıl yani? Sen mi yaptın gerçekten? Evet, ben yaptım. Yani tamam, kabul ediyorum. Senin kafanda böyle bu hırçın çocuğun arkasında böyle sempatik, sevimli, hamarat bir tip yatmıyor ama... ben arada yaparım böyle şeyler. Biliyor musun, bence sen hiç öyle söylenen gibi kötü niyetli bir insan değilsin. Yani bence aslında içinde iyi ve şeker bir insan yatıyor. Diyorsun. Yani arada senin hakkında söylenen bazı şeyleri duyuyorum tabii ki ama... onlara pek inanasım gelmiyor. Ne diyorlar mesela benim hakkımda sana? Okulu yaktığın doğru mu? Yani evet, doğru. De, orası bir balo salonuydu, okul değildi. Nasıl yani? Gerçekten yaktın mı? De, evet, yani yaktım. De, hemen korkmana gerek yok, irkilme yani. Bu benim zaten çok da övündüğüm bir şey falan değil. Ya ben o zamanlar çok kafası iyi durumda bir çocuk değildim. Ya psikolojim de çok iyi değildi. Ki Allah'tan da kimseye bir şey olmadı. Çünkü olsaydı herhalde ben de kendimi hiçbir zaman affedemezdim. Neden yaptın peki? Ne olacak? Gerizekalılığımdan işte. Yani ben aslında etrafındakilerden çok kendinden nefret eden bir insandım. O zamanlar. Sonra yeni arkadaşlar edindim. Sevgi neymiş onu gördüm. İyilik denen şeyin ne olduğunu anladım. Keyifliymiş. Sonra da işte yoldan devam ediyorum diyelim. Biliyor musun? Ben hala biraz kötüyüm. Yani nasıl desem, hala biraz kıskanç ve fesatım. Ama bazen. Biliyor musun? Farkındayım. Kesinlikle öylesin. Ya yuh sana ya. İnsan tatlı bir kızsın der, iyi bir kızsın der. Ya tamam da ben bir şey demedim ki. Ben sana iyi bir kızsın derim tabii de. Sen kendi ağzından söyledin. Ben bir şey yapmadım. Yok, ben anladım seni. Tamam. Okey. Başlayalım hadi derse. Başlayalım. Mahir de gelmedi aslında hala ama. Bana mesaj atmıştı aslında. Hani öncesinde siz başlayın isterseniz. Benim işim gücüm çıktı. Geç gelebilirim diye. Biz başlayalım istersen. Tamam, olur. Bilmiyordum gelmeyeceğini. Yani tam kabul ediyorum. Mahir olsaydı daha iyi olurdu, daha güzel olurdu ama... ben bu açı denen konuyu iyi anladım gibi. Yani en azından sana anlatacak kadar iyi anladım. Oradan başlayalım mı? Tamam, olur. Süper.
Burada mı uyuyacak? Ya bilmiyorum, odası var ama uyumuş kalmış işte. Burada kestirsin bari. O zaman ben de gideyim yavaştan. Akif amca Ankara'ya gidiyor bugün. Uçağı yetiştirmem lazım onu. Bu arada bugün için gerçekten çok teşekkür ederim ya. Ne için? Ya bugün benim ilk iş günümdü. Sen geldikten sonra kadın hiç böyle huysuzluk falan çıkarmadı. Yemeğini yedi, ilacını içti falan. Hatta yani kırmamak için o sevdiği diziyi bile izledin. Yalnız ne yalan söyleyeyim, orada sıkıldım biraz. Evet, fark ettim. Tatlı kadın ama. Umarım zorluk çıkarmaz sana da bundan sonra. Ama çıkarırsa da, yok yemem, etmem falan derse de her zaman çağırabilirsin beni. Yok ya, sürekli seni mi rahatsız edeceğim? Ya hayır canım, rahatsız olmam cidden. Hem adam kurtulacak mı onu da merak ediyorum. Hangi adam? Ya yok mu dizideki adam, uçurumdan düştü hani. Ha, o adam, tamam çağırırım o zaman. O zaman bana müsaade. Tamam. Dur dur ya, zahmet etmesen ben çıkarım. Tamam, tekrardan sağ ol. Rica ederim. Aksın, sana meyve getirdim. Ne öyle dan diye giriyorsun ya kapıyı çalmadan? Sana meyve getirdim yersin diye. Bir de yanlışlıkla yatağın yanına bir şey düşmüş Aybikem. Allah Allah, ne düştü acaba yatağın yanına? Bir onu alsan da bir bağ versen bakayım. Ver onu Sema. Al, buymuş. Aa, ne kadar şirin, sapsarı bir şemsiyeymiş bu. Civciv sarısı. Aman da aman. Çok da şekermiş. Hayırdır kızım, senin damın falan mı akıyor? Ne oldu, pencereden su falan mı girdi içeri? Verir misin? Anlat bakayım ne oluyor? Verir misin şunu ya? Ver şunu. Çıkar mısın? Çıkmam. O şemsiyenin gizemini çözmeden buradan buraya adım atmam ben. Otur burada, sabaha kadar seni beklerim. Berk'in şemsiyesi oldu mu? Berk'in şemsiyesi. Çok da güzel anımız vardı bununla ama o ne yaptı bugün biliyor musun? Aldı bunu. Sanki bir çöpmüş gibi yere attı. Çünkü bana çok kızgın. Çünkü biz sen ve onun annesi yüzünden ayrılmak zorunda kaldık. Sen de buna sarılıp sarılıp ağlıyorsun öyle mi kızım? Dalga mı geçeceksin bir de? Dalga malga geçmiyor. Ben seni anlıyorum. Ben çocuklarıyla iyi iletişim kurabilen bir anayım. Modern bir anayım ben. Seninle konuşmaya çalışıyorum, iletişim kurmaya çalışıyorum kızım. Sen niye bunun için kahrından ölüyorsun ki? Çocuğun anasına sen mi zarar verdin? Sen niye ayrılıyorsun çocuktan? Sen gittin, kadından para aldın ya susmak için. Ben bunu bile bile nasıl Berk'le birlikte olayım? Ben para almadım. Ben borç aldım. 10.000 defa dedim sana. Hala şunu sokamadın kafana ya. Modern annelikle bir yere kadar diye diye tepeme kadar çıktınız. Yok hatırası varmış da, yok sapsarıymış da, yok civciv gibiymiş de. Saçma sapan şeylerle yoruyorsun beni. Öğrencisin sen. Sınavlarına çalış. Derslerini geç. Derslerine konsantre ol. Tamam, anlama beni. Oldu mu? Anlama. Anlamasın hiç kimse. Kimse anlamasın beni. Yemeyeceğim.
Aman arkadaş ya, ulan Akif ya. 3 kuruş fazla ver lan. 3 kuruş fazla ver, otomatik vites kirala. Ne kadar cimri adamsın ya. Yalnız Ankara'mın da mükemmelliği be. Ulan trafik yok, otoparklar bomboş. Ne kadar güzel memleket ya. Akşam oradayım bebeğim. Ben de seni çok özledim tatlım. Tamam, bunları gelince konuşuruz, olur mu? Şimdi sana kocaman sarılıyorum ama kapatmam lazım, işlerim var. Haydi. Bu bize kalmadı ya. Günaydın. Günaydın. Olacağım, dur bir saniye. Aa, siz barıştınız mı? Hı. İyi bari, birileri mutlu. Berk'le ayrıldılar da. Neden? Kapatalım bu konuyu ya. Aybüke üzülüyor. Pişt. Teşekkür ederim bakayım. Sen lan, sen de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sonuçta barışmanızın sebebi tabii ki de benim, değil mi? Bu aşkın mimarı da ben olduğuma göre teşekkürü hak ediyorum. Lidya nerede bu arada? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bazen hiç çekilmiyor, ne? Ben bir sınıfa bakacağım. Neyse, biz de kantine gidiyoruz. Evet, biz akşam ne yapıyoruz? Sinemaya gidelim mi? Vallahi dün çok güzel ekildiğim için ne yapsam bilmiyorum. Ya sevgilim, ben sana söyledim ama anlattım hepsini tek tek. Ekmedim ben seni. Bilmiyorum, tatmin olmadım galiba. Ekmedim. Günaydın hocam. Günaydın. Dün kaleminizi bende unutmuşsunuz da size onu getirdim. Ha. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sınıfta görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ha, bu arada dün ders yaptıktan sonra matematiğe olan bakış açım değişti. Yani derslere devam edelim, olur mu? Müsait olduğunuzda da konuşalım bunu. Tamamdır, konuşuruz. Hoşça kalın. Ne dersi bu Ömer? Özel ders almak istedi de benden. Dün dışarıda buluştuk, ilk ders yaptık. Emel'in de okula ihtiyaçları vardı, var ya, ilaç gibi geldi biliyor musun? Çok güzel olmuş, iyi olmuş gerçekten ya. İlaç gibi gelmiştir. O mu dedi ders yapalım diye? Hı hı. Sen dün okuldan çıkınca koştu geldi yanıma, öyle konuştuk işte. Aa, ben çıkınca koştu geldi. Çok güzel, iyi yapmış. Güzel. Sen niye bir böyle garip konuşuyorsun, bir kıskandın mı sen? Hayır sevgilim, ben niye kıskanayım? Herkese ders veriyorsun zaten yani, o da onlardan biri. Ha, aynen öyle. Evet. Hadi.
Günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyi vallahi. Dünden sonra kendimi bayağı bir matematik deyası gibi hissediyorum. Diyorsun. Diyorum. Yani rüyamda bile matematik sorusu çözüyordum resmen ya. Bu arada çalışırız değil mi bir daha? Tabii tabii, yani sen ne zaman istersen çalışırız. Tamam, süper. Ama Mahir'e söyleyelim bu sefer bize ekmesin. Çünkü yani integral sorularına bakamadık ve benim o konuda bayağı eksiğim var. Tamam, hallederiz. Ben konuşurum Mahir'le. Tamam, anlaştık. Görüşürüz o zaman dersen. Görüşürüz. Abisi. Ama sen nasıl bir adamsın? Bir anda bir yerlerden zınk diye karşıma çıkıyorsun ya. Ben her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın? Victor Hugo diyorum, Dostoyevski diyorum. Bak şimdi. Şimdi siz böyle günaydıncımlar, ne bileyim yok işte bana gelirsin ödevini ben de yaparsın sonra ben sana... Oğlum ben haftalardır her şeyin farkındayım. Tek bir şey istiyorum. Bak lütfen burada söylüyorum, bir daha da söylemem. Eğer sevgili olursanız pabucumu dama atmayın. Başka bir şey istemiyorum. Sonra ayrılırsan ağlayacak bir omuz falan bulamazsın. Lan oğlum biz ne ara sevgili olduk da ne ara ayrıldık? Sen hangi paralel... Olacak. Bunların hepsi olacak. Güven bana. Hadi bakalım. Okey. Ben sana bir tane kahve alayım. Sen çeneni toptan kapat. Senden kurtulayım, tamam mı? Hadi. Tamam. Çikolata da alır mısın? Tamam, hadi çikolata da alacağım, hadi. Hayır, kurban. Tövbe estağfurullah, yürü git! Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum bak, ben yine çift görmeye başladım ya. Hastalığım nüksetti. Lan oğlum, siz de bir gaza getirmeyin. Uğraşıyoruz biz sonra. Oğlum hiç. Çift görüyorum lan yine. Amacın ne senin? Pardon? Amacın ne? Ömer'den başka ders alacak hiç kimsem yoktu senin ha? Ha, sen ona sinirlendin. Şimdi anlıyorum seni şu mesele. Az önce Ömer'in yanında çok normal karşılamıştın ama Süsen'ci. Tabii ya. Sen Ömer'in yanında çirkef yüzünü göstermek istemedin. Şimdi anlıyorum seni, çok doğal. Ömer'den ders falan almayacaksın. Sebep? Çünkü ben öyle istiyorum. Ne oldu? Çok mu komiğine gitti? Sana hep diyordum ya, sen muhteşem bir detaysın diye. Sen gerçekten muhteşem bir detaysın. Ya sevgilisini kıskanıp diğer kıza tuvalette basan kız kaldı mı ya? Sen hangi devirde yaşıyorsun? Bak bana. Baktım. Ben seni çok iyi anlıyorum. Her şeyi de gayet net görüyorum. Senin Ömer'den hoşlandığını çok net görüyorum. Üstelik sevgilisi olduğunu bile bile utanmadan. Sırf beni gıcık etmek için de gittin ondan ders aldın. Ben yutmam kızım bu ayakları. Öyle mi? Hı hı, öyle. Ne oluyor burada? Ne olsun? Arkadaş şov yapıyor, sevgilisinden ders alıyorum diye kıskanıyormuş da bayağı ağrına gitmiş. Süsen'cim, biliyor musun? Sevgilinle çok iyi anlaşıyoruz ve çok eğleniyoruz. Ömer çok kafa çocuk aslında. Hı. Senin gibi bir kızla heba oluyor. Heba oluyor ha? Heba oluyor. Heba nasıl olunuyor biliyor musun Lidyacığım? Ya ben sana bir göstereyim bir tanem ha. Sen kimsin ki bunu? Kimsin lan be kızım? Kimsin sen? Tamam doğru bir şey söylüyorum. Gerizekalı. Ruh hastası manyak. Aman çirkefi. Yüzüm. Yüzümü çizmiş. Yok bir şey yok. Merak etme. Küçük bir çizik var. Bunun bedelini ona çok ağır ödeteceğim. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ay Makbule Bey, ağır vasıta gibisin be bacım, gelemedim be.
Ne diyorsun Fatma? Duyuyorum, duyuyorum. Ha. Ne konuşuyorsun öyle arkamdan? Otur, otur. Çök şuraya, otur. Ay. Otur. Ay. Ne oldu kız? Ay. Ha, alelacele çağırdın buraya böyle beni. Ha, bir sıkıntı mı var? Ay, ben sıkıntının başkenti olmuşum be Makbule. Oğlan Orhan'ım beni ne yapsam, ne etsem affetmiyor ya. Yani Fatma, o da kendine göre haklı be ha. Sen de ona azıcık zaman mı versen, ne yapsan? Ha? Ayol, ben ona zaman veriyorum da o bana zaman vermiyor. Bak, Malatya'ya bilet almış. Bu gece otogara beni elleriyle götürüp otobüse kendisi bindirecek. Yapma ya, ciddi misin sen? Benim bu saatten sonra artık başka çarem kalmadı Makbule. Niye çaren kalmadı? Yani diyorum ki, oğlan beni affetmeyecekse, ben de Malatya'ya geri döneceksem, değil mi? Ben öleyim daha iyi ya, öleyim ben. Neyden çaren kalmadı Fatma? Hay deli deli konuşma Allah aşkına, ne yapacaksın kendine? Ne yapacağım, ne yapacağım? Aham da bak bunu yapacağım, bak, bak. Aham, aham da bunu yapacağım, aham da bunu yapacağım, bak. Aham da böyle, bunları da böyle. Hay. Fıttırdın. Sen Fatma fıttırdın. Ne yapıyorsun deli manyak? Bak daha neler yapacağım bak. Ay kız, bak. Sen fıttırdın mı sen? Çekil. Şimdi almasınlar bakayım beni eve. Şimdi beni Malatya'ya yollasınlar. Göreceğim ben onları, Malatya'yı. Ay Allah'ın delisi, iyice kendinden geçtin ha. Bir bildiğin var, bana bak. Sen karışma bana, anladın mı? Karışma hiç. Karışma. Şimdi kovsunlar bakayım beni. Şimdi hadi kovun beni bakalım Malatya'ya. Malatya'ya ben sizi göndereceğim yakında. Öyle yok öyle. Yok öyle, yok öyle. Ah be. Ömer. Senin sevgilin bana tuvalette saldırdı. Neden biliyor musun? Senden ders alıyorum diye. Nasıl yani ya? Ya anlattığım gibi işte her şey. Baksanıza yüzüme çizdi. Şu halime bakın. Melek gibi suratı ne yapmış kıza? Manyak mıdır nedir ya? Süsen, sen Lidya'ya mı saldırdın? Beni sana mı şikayet ediyor şu anda? Saldırdın mı, saldırmadın mı? Ömer, bana ne dediğini bilmiyorsun. Konuştuklarını duysaydın şu an bu tepkiyi vermezdin bana. Benim damarıma bastı ya. Hiç yakıştıramadım. Ya bu bebek gibi suratı hiç kıyılır mı? Oğulcan, o da benim saçımı çekti. Ne büyük şey? Kavga ettik işte ya, ne? Ya siz Allah'ın her günü kavga ediyorsunuz. Bir şey söylüyor muyuz biz? Konu bu kız olunca mı bir anda kıymete bindi? Şu üsluba bakar mısınız ya? Lütfen bak, biri şuna bir şey söylesin lütfen. Alttan alıyorum, sakin davranıyorum ama yok. Laftan anlamıyor. Sen ne kadar yalancısın ya. Alttan alıyorsun, sakin davranıyorsun öyle mi? Kızım, ben sana boşu boşuna saldırmam herhalde. Beni kışkırttın ya sen. Bak, seni son kez uyarıyorum, duydun mu? Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan, bu okuldan atılman için elimden ne geliyorsa yaparım. Ömer, sen de bana bir iyilik yap lütfen. Şu sevginle aramızda bir şey olmadığını söyle, kafasında kurup durmasın. Rica ediyorum. Evine git. Geliyorum. Kızım, hiç yakıştıramadım. Şu melek gibi suratı bunlar yapılır mı? Hayır, sen kıskanıyor musun? Oğulcan, hadi lütfen ya. Ben gideyim zaten. Hadi. Seninki de güzel ama yani o... Ya bu ne ya? Herkes ne meraklıymış bu kıza. Otursana abi. Benim nelerle uğraştığımı, neler çektiğimi biliyorsun değil mi? Ben o üç kuruşluk ders parasıyla kardeşlerime bakıyorum ha. Farkındasın değil mi bunu? Evet, farkındayım. O zaman ona göre davran. Ders verdiğim insanlara saldırma. Ömer, o kızın amacı senden ders almak falan değil ki. Bayağı sana yürüyor ya. Sen bana güvenmiyor musun ya? Öyle bir şey olsa ben önünü keserim, merak etme. Gidip senin millete saldırmana gerek yok. Anladın mı beni? Anladım, tamam. Tamam, ona göre davran o zaman. Biz şey, aramızı bozdu bir de. Hala kuruluyorsun ya. Ayol, ne diyorsun Akif? Bir şey mi yiyorsun sen? Simit yiyorum. Ne yiyeyim Nebat?
Ya vallahi Ankara simit diye kilitlediler İstanbul simidini ha. Ya vallahi bak ben senin dediğinden bir şey anlamıyorum. Katır kutur sesler geliyor sadece. Yut da öyle konuş. Ne dedin? Yaman bizi evine mi çağırıyormuş? Ne yapacakmış yine? Makarna mı yapacakmış? Yok yok makarna değil. Bu sefer lokantadayız. Rahat ol. Ha iyi bari. Sen yetişebilecek misin? Yetişirim ya. Ben işimi bitirdim işte. AVM geziyorum. Sen neredesin şimdi? AVM geziyorum işte dedim ya. Hı. İyi madem. Ha Akif bana bak. Bak AVM'deysen orada dolaş şöyle güzel bir mağazaya gir. Kendine şöyle şık gömlek ceket falan al. Havalı ol biraz. Niye? Havasız mı geliyorum ben sana artık? Havasız mıyım senin için? Ay ne alakası var Akif? Ne alakası var? Yaman güzel giyiniyor ya. Sen de onun yanında ezdirme kendini. Şık ol diye dedim. O kim ki beni ezecek ya? O kim ki beni ez? Kimsin lan sen derler adama? Yok öyle kolay kolay ben ezilmem. Benim adım Akif Atakul. Sen tanımadın mı kocanı daha şimdiye kadar? Akif ne olursun biraz ciddi ol ya. Biraz ciddi ol benim dediğimi yap. Sen beni dinle. Git kendine güzel bir ceket al, gömlek al. Şık gel tamam mı? Hadi kapatıyorum. Bahar'a yemek hazırlayacağım şimdi. İyi tamam. Hadi kolay gelsin. Beni ezecekmiş bak hele. Burada da güzel şeyler varmış ha. Ben ezleyeceğimden değil de bakayım olmazsa. Oldu mu la şimdi böyle? Oldu işte ya ne olacak? Klasik ha? Rockstar olacak değiliz ya. Bence çok yanlış seçim. Bu renk sizi boğuyor bir defa. Yaşanmış bir erkek gibi gösteriyor sizi. Hani tabii biraz yaşımız var ama tabii ölmedik sonuçta. Niye öyle bende klasik bir şey niye olmamış mı ya? Olmadı. Hayır yani siz erkekler hep böyle koyu renkleri tercih ediyorsunuz ama bence siz bu kümeden çıkın. Size ne yakışır bakalım. Ne yakışır, ne yakışır? Evet, mesela bu. Hı? Bu da biraz iddialı değil mi ya? Aa, iddialı olmaktan korkuyor musunuz yoksa? Ki ben? Ben ne korkacağım iddialı olmaktan ya? Ya bana iddia Akif derler. Vallahi be Akif Atakul ben. Bir de gömlek ve kravat bakalım. Kabine gidip de deneyin de görelim ha? Nerede ki kabin? Bilmem. Bulabilirsiniz bence. Ama ben biliyorum zaten oradaydım az evvel. Tamam siz bir yere ayrılmayın. Ben şunları bir deneyim. Çok, çok özür dilerim. Olur normal normal hemen geliyorum ben. Arkadaş kadın her dediğini yaptırdı bize. Her dediğini yaptırdı. Kapıldık gidiyoruz rüzgarına yani. Bu kravat mı? Neyse deneyeyim. Neticede bu da bir deneyim yani. Pardon. Az evvel benim yanımda bir hanımefendi vardı ama güzel bir hanım. Gördünüz mü? Nereye gitti o? Hayır, görmedim beyefendi. Allah Allah. İyi tamam, ben alıyorum bunları. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkürler. Şık adamım çünkü. De nereye gitti ya? Allah Allah. Hayır, flörü ben de flörünü vereydim ya. Arkadaş bir göründü, kayboldu. Peri kızı gibi tövbe yara. Tövbe, ne diyorsun sen? Terbiyesiz. Dur koş. Yok yok hiç bakma. Hiç bakma Akif almazsın sonra. Güzel, güzel. Gayet güzel.
Hayır söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama yani dilim şişiyor bir yerden sonra da yani. Ya Ankara'dan gelen benim, ben şehir değiştirdim. Yine geç kalan Yaman ya. Ya nasıl olacak bu iş ya, ne boşum ya. Haklısın, haklısın hayatım da. Ne yapalım artık, söylenme. En azından iyi tarafından bakalım. Şuraya geldik ya. Makarna yemeyeceğiz. Soslu makarna. Vallahi doğru söyledin lan. Alfredo. Domates la. Neyin artistliğini yapıyorsun? Allah Allah. Ya domatesten aşk iksiri mi olur? Allah'ını seversen ne boş ya. Bu da burada anlatıyor. Rüzgar. Ha. Rüzgar Yaman. Evet canım. Yani bildiğin domates sosu işte. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Ha bu arada çok beğendim. Vallahi bravo ama bu kadarını beklemiyordum Akif ya. Yani bu renk mi sana yakışmış? Ne olmuş? Bir daha bir gençleşmişsin sen. Ben de boş. Yani erkekler genelde koyu renkleri tercih ediyor ya. Hani ben o kümeden çıkayım istedim, öyle söyleyeyim. Bak bak bak. Laflara da bak sen. Sen bir havalanmışsın, bir şeyler olmuş sana. Ankara'nın havası mı yaradı, nedir? Ne boş yedin, yedin. Gözlerinle yedin kız, sabahtan beri bir maşallah diye. Vallahi nazarın değecek ha. Aman, sevenin nazarı değmez. Maşallah, maşallah. Aha geldi. Ya kusura bakmayın, geç kaldık gerçekten. Merhaba. Trafik vardı. Hoş geldiniz. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ortak ne olacak, İstanbul burası ya. Olur, normal. Biz de yeni geldik zaten, sayılır. Normal. Lidya, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Akif amcacığım. Çok şıksınız bugün yine. Normal ya, her zamanki halim. Ya gerçekten hoş geldiniz Nebahat'cığım, sen de hoş geldin. Ya bu arada ben bir arkadaşımı daha çağırdım. Sakıncası yoktur umarım. Yo 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 yo. Hiçbir sakıncası yok bizce, değil mi? Gelebilir. Güzel. Kız mı lan? Kız arkadaşım çağır. Konuştun kız mı? Doğru söyle. Ay Akif Allah aşkına. Sana ne canım? Ay ne kadar meraklısın. Tamam birazdan gelecek. Gelince tanışırsınız. Hadi gerçi bakalım. Onun da gelmesi gerekirdi ama herhalde o da trafiğe takıldı. Olabilir, olabilir. Trafikten mi? Biz o zaman içeceklerin siparişini verelim. Ulan, ya bu kadın Ankara'dan beri beni mi takip ediyor? Geliyor, vallahi geliyor, billahi geliyor. Yamancığım. Kusura bakma, trafiğe takıldım. İstanbul ne kadar kalabalıklaşmış öyle. Hoş geldin. Ay, ne yapıyorsun, otursana. Garson, bakıyorum garson bulamıyorum ya. Vallahi garson yok ya, çok güzel yapmışlar dükkanı. Ama garson yok. Vallahi şurada biz sipariş veremiyoruz ya. Böyle dükkan mı? Bir daha buraya gelmeyelim. Lütfen gelmeyelim ya. Bu nedir ya? Aman. Ayol daha bakıyoruz. Karar vermedik. Süreyya'cığım, canım seni ortağımla tanıştırayım. Akif Atakul. Çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Akif Bey, değişik bir tarzınız var. Çok şıksınız. Estağfurullah. Eşi Nebahat Hanım. Memnun oldum. Sen de Yaman'ın dilinden düşürmediği kızı Lidya olmasın. Evet, çok memnun oldum. Ben de. Hadi buyur. Kızları tanıştıralım demiştik. Senin kız nerede? Aa, evet, evet. Arabayı park ediyor. Gelir şimdi. Daha neler? Ulan kadın Süsen'in mi annesi? Ay Akif ne diyorsun sabahtan beri kendi kendine? Aa bunu diyorum ha. Süsen? Süsen'in annesi mi? İyi akşamlar. Kızım Süsen,
Sesencim. Hiç kendini yorma anneciğim. Ben beyefendi hariç masadaki herkesi tanıyorum. Yamancan'ın benim adım. Memnun oldum. Ne boş. Daha neler göreceğiz acaba? Siz tanışıyorsunuz o zaman. Evet babacığım. Çok yakından. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hal.